hasidin iza hased. Allahu ekber. Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas. Evet. Kul e'udhu bi rabbin nas. Melikin nas. Evet. Melikin nas. İlahin nas. Evet. İlahin nas. Min şerril vesvesil hannas. Evet. Min şerril Bakın arkadaşlar, hennas demeyiniz o başka manaya gelir, hiç alakası yok. Hennas, hı harfiyle yani, kı harfiyle okuyoruz. Bir daha okuyalım bu ayeti. Min şerril vesvesil hennas. Güzel. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nas. Evet. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ. Burada da bir hata yapılır çoğunlukla. Yani bizler de zaman zaman yapmıştık o hataları ama onun için dikkatini çekmek istiyorum. Fi صُدُورِ Bu sat harfini ötreli okuduğunuz zaman sin harfine kayar adeta. Onun için dikkat ediniz. Sin harfiyle okursanız yine mana bozulur. Evet. Fî sudûrin nâs. Evet. Fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs. Evet. Minel cinneti ven nâs. Evet, bir tekbir okuyalım arkadaşlar. Sonra Fatiha'ya başlayalım. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Evet arkadaşlar, tekbir bizim musikimizin aslını teşkil eder. Segah makamında en büyük bestelerimizden birisidir. Bunu da böyle bilmiş olasınız. Evet arkadaşlar, Fatiha'yı okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Elhamdülillahi rabbil alemin. Çok düzgün ve güzel okumamız lazım. Çünkü bir günde 5 vakit namazda kaç defa okuyoruz? 40 defa okuyoruz. Her rekatta okuduğumuza göre, değil mi? Bir günde kaç rekat namaz kılıyoruz? 40. 40 defa okuyoruz demektir. Evet. Er-Rahmanir-Rahim. Evet. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Evet. Maliki yevmiddin. Arkadaşlar, bu bölüm Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanir-Rahim, Maliki yevmiddin. Bu bölüm İşte Cenab-ı Hakk'ın hadisi kutsisinde de yerini aldığı gibi bana aittir diyor. Yani biz bu bölümde ne yapıyoruz? Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyoruz. Onun Rahman ve Rahim sıfatından bahsediyoruz. Din gününün, ceza gününün, o dehşetli günün tek sahibi kim olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın olduğunu vurguluyoruz. Burada ona aittir, bana aittir diyor. Şu bölüm, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, efendim bölümü, burası da
kullara aittir. Çünkü biz istiyoruz bunu. Ne diyoruz biz? Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Cenab-ı Hakk'ın yukarıdaki isimlerine sığınarak bu bölümü okuyoruz. Okuyalım. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Daha önce de ifade etmiştim ama tekrar da fayda var. Şu iyyâke, ikinci iyyâke, bu ikisi de hasır edatıdır. Hasır edatıdır. Yani ancak biz bu ibadeti ve yardımı senden isteriz. Ancak senden. Başkasından değil yani. Ancak bu sana hasredilmiştir ifadesidir. O bakımdan şu na'budu nesta'in, bu iki nuna hafif bir ses vurgusu yapalım. Beni bir dinleyin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. O nunlara hafif bir ses vurgusu yapıyoruz. Yapmazsak onu kena'budu kesta'in gibi okuruz ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kelime yok. Ona dikkat edelim. Hep beraber okuyalım arkadaşlar. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Güzel. Bundan sonraki bölümü de arkadaşlar kulumla kendi aramda paylaştırdım diyor. Çünkü biz ona artık dua etmeye başlıyoruz burada. Ondan dua istiyoruz. İhdinas sıratal müstakim. Evet. İhdinas sıratal müstakim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Evet. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Evet. Gayril mağdubi aleyhim vallim. Amin. Demin sonunda da bu duaya ne diyoruz? Amin diyoruz arkadaşlar. Bir şeye daha dikkatini çekelim. Bazıları burada amine bismillahirrahmanirrahim deyip biraz sonra okuyacağımız Bakara suresinin ilk ayetlerine geçiyor. Amine bismillah diye başlanmaz. Sakın böyle bir şey yapmayın. Yarın size lazım olacak bunlar. Amin der, bitirirsiniz, o tamamdır. Ondan sonra besmeleyi çekersiniz, o ayrı. Amine bismillahirrahmanirrahim deyip de Bakara suresinin ilk ayetlerine başlamak yanlıştır. Oradaki amini de Kur'an-ı Kerim'den bir kelime gibi saymış olursunuz. Halbuki amin ne demektir? Efendim, duaların arkasındaki adeta bir mühürdür. O mührü tasdik etmemiz icap ediyor. Evet arkadaşlar, adettir, örftür bu. Devamlı olarak İhlas-ı Şerif okunur. Yani İhlas okunur. Sonra arkasından Felak ve Nas suresi. Biz de onları okuduk. Arkasından da Fatiha suresi okunur. Ve Bakara suresinin ilk 5 ayeti de okunur. İlk 5 ayeti gerçekten mana yüklü bir efendim bölüm. Ama niçin okunur? Peki sorsam size ne dersiniz mesela? Niçin okunur? Niye 5 ayetini okuyoruz? Ya nasıl olsa başladık bari. Hepsini bitirelim veyahut da hiç başlamayalım.